Merhabalar. Şimdi yazın ekstra tembelleşiriz ya. Hepimizin huyudur. Tabii yani herkesin dinlenmek hakkı ama bir iki bir şey söyleyeyim. Bak şimdi. Mesela bir gam çalarken yani gam çalışırken gitaristler ya da bütün müzisyenler genelde şöyle bir şey yapar. Hani hep pestentizedir ya o. Tersini yapalım. Bugün mesela oturdun gam çalışacaksın. Tizden pese çal. İki oktav olsun. Sol majör. Şimdi diyeceksin ki ha sol majör neydi efendim? Evet. Bir tane arıza var. Kim o? Fa diyez. Şuradan hatırla. Sonra düşünelim. Mesela iki oktav çalabileceğim başka hangi gam var birinci pozisyonda? Bu konudaki inadımın sebebi yakında anlaşılacak. Videolar hep orada duruyor da. Ben kendimce bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Mesela fa majör olabilir. Kaç arızam var? 1. Kim o? Si bemol. Buyurun. Ama hep tizden pese. Pesten tize değil. Peki başka kim var? La majör olsun. Kabul. Kim var? Mi majör var. Bu sefer 4 arıza. Kim onlar? Fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez. Buyurun. Ama hep tizden başlayacağım. Oyun bu. Ondan sonra bakayım ne var? 2 oktav. Mi minör yapalım. Oyun değil mi? Armonik yapalım. Çünkü pestentize çalarken aslında insanın kulağını yakalıyor bak. Ve dönerken niye o kadar net duymuyorum? Geri. Ondan sonra gam mı çalışacağım? Mesela mi minör armonik mi çalıyorum? Al, mute'la. Değil mi? Tam yazlık. Oyna gamla. Yani yazın işimize yarasın. Elini ayağını düzgün tutup değil mi? Bundan bahsetme sebebim insan şey düşünüyor hep. Yani bir gam söylendiği zaman hani mesela atıyorum do bir değil mi? Hani do re mi fa do la si do si do. Hep birden başlayıp 8'e varmayı düşünürüz ya. Ama şunu çok tecrübe ettim. Mesela do bir ise 7 kim dediğim zaman birden saymaya başlıyorsun. 8'den bir geri gitsene. Si işte. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si. Do 8 işte tamam bir geri bak. Şimdi mantıksız görünebilir ama gerçekten çok önemli. Çünkü çabuk düşünmek gerekebiliyor kimi koşulda. Mesela solden başladın 7 kim? Sol majördesin 7. derece kim dedim. E fa diyez bitti. Bir geri bak. Bu alışkanlığı edinmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ileri safhada çalıştığınız zaman gerçekten faydasını göreceksiniz. O yüzden mesela bir gam çalıyorsa mesela hep pestentize çaldın ya. Tizden pese çal mesela birkaç tur. Sonra sahildeki davranış da aslında dramatik bir şekilde gelişmeye başlıyor o vakit. Çünkü başka türlü düşünmeye başlıyorsun konuyu. Tamam. Şablondan uzayacağız. İyi çalışmalar. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.